Değerli tüketiciler, sizlere yoğun istek üzerine ikinci bir çift açılım arızaları isimli videoyu çekmek zorunda kaldık. Şimdi pencerelerimizde kanatlarımızın iki yönlü çalışma sistemine çift açılım sistemi diyoruz. Kullanıcılar genelde çocuklar veya çok fazla kullanmayanlar, bilmeyenler ya da açık pozisyondayken penceremizi kolunu çeviriyorlar. Bu şekilde pencere iki türlü de açık konuma geçiyor. Bunu düzeltmek için kolu zorlamayın kesinlikle. Penceremizi kol yukarı pozisyondayken üstten itekliyoruz. Kapandan emin olduktan sonra kolu yana çeviriyoruz. Üst makas kilitledi. Şu anda kanadımız normal konuma geçti. Kapattık. Kapattığımız zaman pencere kapalıyken şurada şu çizgileri 8 milime basması gerekiyor. Kanadın kasa üzerinde 8 milime basması gerekiyor. Bazen sarkma yapar, genellikle üstlerde 3 milim basar, 2 milim basar, 4 milim basar. O zaman da şu noktalardan soğuk gelir. Onu düzeltmek için ya cama söküp takozla kaldırıyoruz ya da burada şurada dörtlük alyanla aşağı yukarı ayar vidamız vardır. Bu şekilde sıkar, yukarı kaldırır. Çok kalkmışsa da bu şekilde aşağı indirir. İkinci bir ayar yeri bazı kanatlarda şurası boşluk kalabiliyor. Buradan rüzgar girebiliyor veya soğuk girebiliyor. Şurada yine yıldız tornavidayla sıkılan bir vidamız var. Bunu gevşettiğimiz zaman kanadımız içeri doğru gider. Sıktığımız zamansa öne doğru gelir. Yani orta halde durması gerekiyor, yoksa çalışırken kasıntı yapar. Bu kapağı takıyoruz. Yine şu kanadımız şu karşılığa bazen vurur. Normal açılımda da vurabilir, çift açılımda da vurabilir. Çünkü PVC dorama genleşme yapan, çalışan bir malzeme. Vurduğu zaman da yine şu sırt kısımda dörtlük alyanla çevirerek, bakın şu boşluğa buradan dikkat ederseniz, şu boşluk vurduğu zaman sıfıra kadar yaklaştırdığımız zaman bunu sıkınca geri çeker, burayı kurtarır. Bu şekilde yine burada hani şurada egzantrikli dörtlük alyanla ileri geri bakın dönüyor. Bunu ön tarafa alırsak, yani penceremize doğru bakarsa, karşılıklara doğru baktığı zaman şuradaki çizgi pencere daha rahat kapanır. Geri bakarsa biraz daha iyi sıkar. Hani yazlık kışlık mod diyorlar ya, yani o işin aslı odur. Yine ikinci bir husus, penceremizin kolu bazen bu şekilde zorlayabilir. Yani tam oturmuyordur, sıkabilir, zorlayabilir. Onun sebebi de şu arkadaki arka kilitleme dediğimiz, bunların mutlaka takılması gerekiyor. Bunlar takılmadığı zaman çift açılımlarda iki tane menteşe sistemi olduğu için arka taraf, menteşe tarafı ortadan esneme yapan açıklık kalır. Yine buradan da soğuğu içeri alabilir. Yine burası sıktığı zaman şuradan bunları ön tarafa alırsak penceremiz daha rahat kapanır. Yani kol tam düz pozisyona kapattığımız zaman iner. Yani şu çok önemli. Şuradan pencere kapalıyken çizgileri çizdiğimiz zaman her tarafında, önden, arkadan ve bu kısımdan. Bunların, yani şuraların pencerenin 8 milime basması gerekiyor. 8, 7, 9, yani 2 milim falan toleransı olabilir. Onun haricinde ispiral sistemi yine bahsettiğim gibi şu arka dönüşlerin pencere kanadının ortasından biraz daha aşağı inmesi gerekiyor. Yani bazen kısa arka dönüş takılıyor, şurada bitiyor. Buradan kavruyor ama ortadan kavramadığı için de buradan rüzgarı soğuğu alabiliyor.